Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la ba'de. Mevlamıza hamdü senalar, Habibine en kamil salatü selamlar olsun. Allah'ımızın rahmeti, bereketi, mağfireti bütün Müslümanların üzerine olsun. Evet muhterem kardeşlerim, insanlığın ilk imtihanı Adem Aleyhisselam'ın cennetteki ilk imtihanı olan lokmayı, helal lokmayı konuşuyoruz. Hani Bakara suresinde geçiyor ya 35. ayet-i kerimede. Biz Adem ile Havva'ya cennette oturun yerleşin dedik. Estağfirullah. Ve ya uskun, ve minha ragadan Dilediğin şeyden dilediğin kadar yiyebilirsin. Ve la takraba hadihi Ancak şu, ağ şu ağaca yaklaşma. <fetekuna min avvalimin> Eğer yaklaşırsanız o zaman zalimlerden olursunuz, o zaman söz tutmamış olursunuz buyurulan o ayet-i kerime. İlk imtihanımız, ilk e, bu husustaki karşılaştığı insanoğlunun durum gıda ile alakalı olmuş oldu. Evet hala o imtihan devam ediyor. Hikmeti gereği takdiri ilahi olaraktan o okuma yenildi ve cennetten indirilmiş oldular. Bizler de şu gün yine aynı şekilde hala gıda ile maalesef imtihan halindeyiz. Bunları konuşuyorduk. Neler yememiz, neler yemememiz lazım, nelere dikkat etmemiz lazım, hangi ürünlerde neler var. Çok böyle hassas olanları, e, gerçekten kritik katkıları biz az çok ele almaya çalışaraktan burada çünkü hepsini ne yapamayız, zikredemeyiz ama... Gördüğümüz zamanda uzak durmamız, artık sorgulamamız, artık denetlenen gıdaları Müslümanlar tarafından kontrol edilen gıdaları tüketmemiz gerektiği o mananın şuurun hasıl olması için bir, birkaç kelam etmeye çalışıyor idik. Bugün konuşacağımız katkı monosodyum glutamat E koduyla E 621 kodlu olan bir katkı maddesi. Bunu e, MSG olaraktan da tabir edilen, bu şekilde de etiketlerde görebildiğimiz veya halk arasında Çin tuzu diyerekten de bilinen bir katkı maddesini konuşacağız. Nedir bu arkadaş? Ne iş yapar? Aslında e, ne iş yaptığı gerçekten mahareti hangi gıdaya, hangi işe, hangi ürüne girecek olursa olsun, ister tatlı, acı, ekşi, tuzlu, neye girecek olursa olsun sahte lezzet artırıcı olaraktan tabir eden ...tabir edilen, bağımlılık yapan ve doyuma hissini ortadan kaldıran bir katkı maddesi. Fıtratımızla tabiri caizse oynayabilen bir katkı maddesi. Aslına bakarsanız bu ıı, madde fıtraten gıdalarımızın, kimi gıdalarımızın içerisinde var. Evet etin içerisinde, balığın içerisinde, bazı ürünlerde, kabuklu ürünlerde yine bunlar var aslında ama... Fıtraten doğal olaraktan Mevlamız Celle Celaluhu'nun koymuş olduğundan ötürü bu herhangi bir şekilde insana sağlığına zarar vermiş olmuyor. Ancak bunu ne zaman ki insanoğlu bilimin de ilerlemesiyle e, keşfedilmiş olan bu katkı içerisinde bulunduğu zaman da dilimizdeki tat alma e, duyusuyla reseptörler çalışıyor ve beyne bu şeyin lezzetli olmuş olduğu, lezzetli olduğu sinyali gitmiş oluyor. Dolayısıyla biz bu maddeyi nerede kullanırsak kullanalım o ürün artık yenilebileceğini keşfettiği zaman da insanoğlu bunu artık her tarafta olur olmaz şekilde kullanmaya ve yeterli bir miktarda doğada da olmadığından ötürü kimyasal ortamlarda hazırlanaraktan bir şekilde gıdalarımızın içerisine maalesef giriyor. Nedir peki sorun neyi burada? Hani geldiği menşe olaraktan belki çok sıkıntı görülmeyebilir. Ancak sorun sağlığımızı tehdit eden bir katkı maddesi muhterem izleyenler. Bu monosodyum glutamat insanın daha çok e, beyin sinir hücrelerini e, toksik bir madde olaraktan nörolojik açısından ciddi manada zarar veren bir madde olması hasebiyle e, insanlarda alzheimer, parkinson, epilepsi gibi beyin hastalıkları ile ilgili ciddi manada tahribata yol açıyor ve bu hastalıkları zuhura gelmesine sebep olabilen bir madde. Yine hakeza kalp damar hastalıklarıyla da ilgili, obezite ile ilgili daha nice e, sağlık açısından nefes darlıkları vesaire gibi birçok bunun yan e, etkileri sayılabilir. Ancak en başta bilinmemesi gereken insanın e, doğasını, fıtratını etkileyip beyin sinir hücrelerine müdahale edip orada bir zehir oluşturmuş oluyor. Peki biz ayet-i kerimede ne okuyoruz? Mevlamız Celle Celaluhu Bakara 168. ayet-i kerimede buyuruyor ki Ya kulu Ey insanlar size verdiğim rızık rızıklardan helal ve tayyip olanlarından yiyin. Tefsirlere baktığımız zaman da helalin manası açık. Evet haram olmayanlar, yasaklananlar. Peki tayyip olanlar nedir diye baktığımız zaman da örneğin İbn Kesir tefsirinde gayra darin lil ebdani vel akla ve bedene zarar vermeyen şeylerdir diye tefsir ediliyor. Yani tayyip olabilmesi bize emanet edilmiş olan bu vücuda zarar vermemesiyle eşit orantılı. Hani bazen şöyle bir açıklama da yapılabiliyor. Ya helallik içerisinde işte domuzdan ve alkolden olmayan bir madde olduğu zaman da sağlık benim nasıl olsa deyip böyle bir yetkimiz muhterem kardeşlerim yok. Bunu bize Allah Celle Celaluhu emanet olaraktan verilmiş olan bir e, yaşamın e, sahibiyiz. Ayet-i Kerime'de Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor ki, ve la turgu bi eydikum tehlike. Kendi ellerinize kendinizi tehlikeye sakın ha atmayın. Başka bir ayet-i kerimede ve la enfusekum. Kendi nefislerinizi öldürmeyin. Evet bunlar gitgide gitgide insanların sağlığını tehdit eden. Belki yıllar önce bu E kodu ile beraber aslında sağlık örgütlerinden, Dünya Sağlık Örgütü gibi, uluslararası örgütlerden geçer almış, herhangi bir zararı yoktur denilmiş olan nice katkı maddeleri sonradan birçok yasaklananlar olmuş oldu. 2007'lerde kanserojen olduğu belirtilen bir katkı maddesi, renk veren bir katkı maddesi. 2015'lerde hakeza öncesinde izin verilmişken yeni yeni hastalıkların ortaya çıkmasıyla beraber yasaklanan katkı maddeleri oldu. Şu gün bu hastalığa ee, bu maddenin bu gibi hastalıklara sebebiyet verdiği tartışılıyor, konuşuluyor. Kimi zaman da bu bilimsel olaraktan da açıklanıyor. Ancak net olaraktan daha neler yapabileceğini belki 10 yıllar sonra sadece bununla alakalı değil, diğer katkılarla da aynı şey söz konusu. Dolayısıyla bizim tayyip, helal ve tayyip, yiyin buyurulan ayet-i kerimedeki bu emre imtisalen yediğimiz ve içtiğimiz şeylerde bu gibi ürünlerden uzak durmamız bir Müslüman olaraktan üzerimize vaciptir muhterem kardeşlerim. Neler, nerelerde bulunuyor bu katkı? Aslında yönetmeliğe baktığınız zaman da gıda yönetmeliğinde sadece bal, şeker ve e, tereyağının dışında e, diğer ürünlerde limitleri riayet edilerekten kullanılmasında herhangi bir sakınca gözükm gözükmüyor, sakınca olmadığı söyleniyor. Kullanılabilir ruhsatı var. Buna yönelik şu anda en fazla kullanılan şey hazır gıdalarda, fast food ürünlerinde, hazır çorbalarda, et sularında, bulyonlarda o tat artırması için hani ee, bu çorba farklı çorba diyerekten yedirttiren o çorbalar var ya veya işte pilavların içerisine katılaraktan o bulyonlar gerçekten maalesef e, her birisi zehir saçıyor. Hazır çorbalar hakeza aynı şekilde. Cipslerde, krekerlerde yani bir cipse başladı, başlayıp da sevmeyen bir çocuk gördünüz mü? Veya büyüklerden de hakeza bunu yedirebilmek için ve en önemli özelliği de e, yedikçe daha da yeme isteğini e, peydah ediyor, doyma isteğini ortadan kaldırıyor ve lezzetliymiş gibi sahte bir lezzet artırıcı olaraktan fonksiyon görüyor. Bağımlılık yaptırıyor, reseptörler sayesinde artık beyin daima onu istiyor. E, ciddi bir aslında sağlık sorunu teşkil etmiş oluyor. Hatta e, çok ileriki tarihlerde, İstanbul'un sizler de görmüşsünüzdür sokaklarında caddelerinde dolaşan toplu ulaşım araçlarının üzerinde şöyle bir e, reklam ifadesi görmüştüm e, zannediyorsam yine bir cips reklamıydı yedikçe yersin tükenince tükenirsin gerçekten yedittirip tükendiği zamanda insana bir tükenmişlik sendromunu peydah eden, sağlığı tehdit eden bir katkı maddesi peki bu bize emanet edilmiş olan hayata biz böyle bir Müdahalede bulunmaya hakkımız var mı? Tertemiz olanından yiyin buyuran Rabbimiz Celle Celaluhu'nun emrine imtisal etmiş olan bir mümin olarak biz bu karşımıza bu tarz ürünler geldiği zaman da çok daha dikkat etmemiz, hassas davranmamız lazım. Başka neler de var? Yine sucuklarda, salamlarda, sosislerde. E, hatta bununla ilgili e, Gimdes'le bir denetime gittiğimiz zaman da sucukla e, yöresinde meşhur olan e, bir şehrimizde gitmiştik. E, işletmeye girdik, üretim tesisine girdiğimiz zaman da birçok baharatlar vesaire sucuk için kullanılıyor. Kenarda da aynı şekilde tuz renginde tamamen tuz toz olaraktan tuz gibi duran bir e, madde var. Onun ne olduğunu sorduk hocam o da tuz diyerekten e, hem gıda ve e, kimyager arkadaşlara hepimize bu cevabı vermişlerdi. Biraz daha incelediğimiz zaman da monosodium glutamat olduğunu anladık. Ee, ve e, buna sertifika verilmiyor, buna müsaade edilmiyor. Etmememiz lazım, yemememiz lazım, uzak tutmamız lazım. Hem kendi sağlığımızı hem göz bebeğimiz çocuklarımızın sağlığını düşünüyorsak, sevdiklerimizi düşünüyorsak, dinimizi düşünüyorsak bunlara müsaade etmememiz lazım kıymetli kardeşlerim. O yüzden e, Allah Celle Celaluhu bu imtihanımızı e, hikmetullah gereği, evet Adem Aleyhisselam bu ağaca yaklaşma denilen, o ağaca yaklaştı ve cennetten indirilmiş oldu. Bizler şu gün birçok yaklaşmamamız gereken, dikkat etmemiz gereken o ambalajlı ürünlerden tamamen daha fazla tüketilsin, daha fazla kazanılsın diye hazırlanmış olan bu maddelere artık daha sorgulayıcı yaklaşmamız gerektiğinin umarım inşallah farkına varmışızdır. Allah Celle Celaluhu bizleri hem zahiri hem batini hem gıda olarak hem de diğer türlü her türlü şerlerden, haramlardan, çirkin şeylerden, mekruhlardan muhafaza etsin diyor. Allah Celle Celaluhu'ya her birinizi emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala